7 Mayıs Cumartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Mehmet Ali Güller, Bineli Yıldırım sesli istila demişti. Sığınmacı sorunu konusunda hazırlanan Sessiz İstila kısa filmi, belgeseli büyük tartışma doğurdu. Öyle ki kısa sürede milyondan fazla kişi tarafından izlenmesi üzerine iktidar, yapımcısını gözaltına aldırarak belgesele operasyon bile düzenledi. Dahası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sessiz istila belgeseli üzerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı, Türk siyasetinin gördüğü göreceği en düşük seviyede hakaret ve küfürlerle hedef aldı. Belgeseli elbette beğenmeyebilirsiniz. Konuya yaklaşımını kışkırtıcı da bulabilirsiniz. Ama önemli bir soruna işaret ettiği ortada. Türkiye gibi ekonomisi kötü olan bir ülkede kısa sürede nüfusun %10'una ulaşmış sığınmacı sayısı konuya nasıl bakarsanız bakın ciddi sorundur. Ve bugün çözülmezse yarın çok geç olur. Benim açımdan belgeselin en sorunlu kısmı Suriye Dışişleri Bakanı Lavrov ifadesiydi. Belgeselin sahipleri bu ifadeyle Suriye'yi Rusya'nın sömürgesi gibi göstermeye çalışmışlar bu bakış vahim bir siyasi hataya işaret ediyor ve aslında sorunun gerçek nedenini ıskalama riski taşıyor. Şundan, Rusya sömürgece değil, tersine Suriye'yi sömürge yapma ve parçalama hedefiyle işgal etmeye kalkan Atlantik kuvvetlerine karşı Suriye yönetimi tarafından ülkeye davet edilen bir kuvvet. Suriye'den sığınmacı sorunu yaşanmasında neden Rusya değil? Birincisi ABD, İkincisi de ABD'nin politikalarıyla işbirliği içerisinde Suriye'de rejim değişikliğine soyunan AKP'dir. Rusya'nın Esad'ın davetiyle sahaya asker sokması ise ABD'nin Suriye'yi parçalamasını ve dolayısıyla sığınmacı sorununun daha da büyümesini önleyen bir faktördür. Sessiz istilaya karşı çıkanlar yukarıda işaret ettiğim yaklaşım yanlışlıkları nedeniyle değil... Politik gerekçelerle sığınmacılığı savundukları için belgeseli hedef alıyorlar. İstila kelimesi üzerinde duruyorlar, böyle bir tehlike olmadığını savunuyorlar. Oysa böyle bir tehlike olduğunu aslında doğrudan kendileri söylüyorlar. Nasıl mı? Anımsatalım. Tampon ülke, emperyalizmin göç stratejisi. Kırmızı Kedi yayınları kitabında önemli dikkat çekmiştim. Başbakan Binali Yıldırım 24 Kasım 2016'da TRT'de gazetecilerin karşısında aynen şunları söylemişti. Düşünün Türkiye olmasa ne olacak? Bütün bu Orta Doğu'dan kargaşanın savaşın yaşandığı bölgelerden akın akın mülteciler Avrupa'yı istila edecek ve çok büyük bir sorunla yaşamak zorunda kalacaklar. Türkiye buradan bütün bu sorunları kendi içerisinde yönetebilen bir ülkedir. Avrupa'nın bunu görmesi lazım. Yani AKP'nin Başbakanı Binali Yıldırım, 5-6 milyon mültecinin Avrupa'yı istila etmek yerine kendi yönettiği ülkeyi istila ediyor olmasını övünülecek bir politika olarak anlatmıştı. Dolayısıyla sessiz istila belgeseline kızanlar aslında Binali Yıldırım'a ve elbette Tayyip Erdoğan'a kızmalıdır. Hem de iki kere. Birincisi rejim değiştirme hedefi yanlış dış politikalarıyla sığınmacı sorununun nedeni oldukları için. İkincisi de imzaladıkları anlaşmalarla Avrupa'yı istiladan koruyup Türkiye'yi bir göçmen deposu haline getirdikleri Avrupa'nın önünde bir tampon ülke yaptıkları için. Kitabımda önemli vurguladım. Sığınmacılara değil, sığınmacı sorununu doğuran politikalara karşı çıkmalıyız emperyalizmin orta doğu planlarını ve o planlarla işbirliği yapan iktidarın çizgisini hedef almalıyız. Emperyalizmin göç stratejisini esas almadan sığınmacı dostluğu sergileyen bir tür solculuk da sığınmacıların neden değil sonuç olduğunu dikkate almadan işi yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa götüren bir tür sağcılık da büyük yanlış içindedir.